Merhaba Emel. Merhaba Zeki nasılsın? Teşekkür ediyorum iyiyim. Ay bu bölümü baştan mı alsak? Neden ki? Ben Emel Caba. Çok mu hoşuna gitti ben Zeki evet. Eser. evet yeni bir organik be beyinler bölümüne hoş geldiniz diye böyle çok resmi bir şekilde başlayalım. Arada yapacağız. Evet evet peki. Bayramlıklarını giymiş gibi görüyorum seni. Evet çünkü birkaç gün sonra bayram da o bakımdan dolayı şey ettim. Hazırlandım. İyi ha. ee, sen ne yapıyorsun? Ben de Buyursun. iyiyim. Gide, giyeceğim daha giymedim. Şu an askıda duruyor. Sen e, Evet eskiden hani böyle bayramlık alınınca tabii bizim neslimiz bizim zamanımızda böyle onları e, yatağımıza katlar başucumuzda yatardık birkaç gün öncesinden değil mi? Yani hani. Evet hani Bayağı. yeni bir şey alınacaksa bayrama denk getirilirdi. Vada da bayramlık hani bayramlık tabii, alışveriş tabii, falan tabii, heyecanla evet. gidilir. İşte ayakkabı, elbise ne alınacaksa o zaman evet. için ee, ve o, o gün sabahı böyle hani heyecanla beklerdik onları giyerdik İşte harçlık toplayacağız, şeker toplayacağız falan ilginçti. Evet. evet artık onlar çok gittikçe azalıyor çok üzülüyorum ama bakalım inşallah. Yeniden bir canlanır belki Olur. ilerleyen nesillerde hiç, bilemiyorum. Hiç belli olmuyor, hiç belli evet, olmuyor Evet, evet. Yani moda gibi e, bazen bir şeylerden uzaklaşıyoruz sonra özlüyoruz. Ya bir dakika deyip hani insanlar yeniden plak topluyor, pick up'la çalmaya başlıyor. Evet, yani bu kadar dijital evet. şeyde çağda. Anneannelerinin, babaannelerinin, annelerinin kıyafetlerini giymeye başladı. Herkes evet. artık hatta adı da var vintage vintage diye geziyorlar. Evet. Ee, evet. Halbuki... Hani bizzat onları giyiyorlar. Hani sandıklar açıyorlar de varmış. Evet. Aa, bu da varmış, bu da varmış. Vintage'in acaba nasıl bir kelime e kullanabiliriz? Hmm. Bilemedim şimdi. yani eskiler. Bilmiyorum ki. Aa süper eskimeyen eskiler. <laughs> Muhteşemsin, evet. Vintage demeyelim lütfen. Eskimeyen eskilere dönüş var. Evet. Kıyafet konusunda, moda konusunda. Evet. Peki. Şimdiden bütün dinleyicilerimizin bayramlarını kutluyoruz. Evet. Yollarda olanlar, aman dikkat. dikkat. Bayramlara hani. Yarım saat evet. önce varmanın hiçbir faydası yok. Yok. Bıçaklara keskin aletlere işte şeylere keserlerdi. Acemi dikkat kasaplar edin. gene acilleri dolduracak <laughs> dikkat. Anlamadınız, evet. bilmediğiniz e işi uzmanına bırakın ya. Uzmanına doğru bırakın. söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ne kendine ne başkasına zarar evet, verme. Verme. Evet. Peki. Evet. Ne konuşalım bugün? E, bugün dedik ki mücadele etmeyi konuşalım. Hmm. Bir mücadele içine girelim bakalım. Evet ve bunu başlarken şöyle bir şey söylemek istiyorum benim bir arkadaşım vardı öğrencimin kardeşi uh -huh. e, yüz okuma sanatı kursuna gitti hani böyle e, mimikler işte burnun eğriyse büyükse küçükse bilmem neyse kulakların göz yapıp onun eğitimine gitti bildiğin yüz okuyarak söylüyordu uh -huh. ve bana şey demişti bir gün böyle oturuyoruz dedi ki Hocam dedi bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlamayın dedi. <laughs> Kulak... Senin tipin kayık falan mı dedi? <laughs> ben de dedim ki atla kayık iki kişilik. <laughs> Hocam sen de denize düşsen batmazsın. Niye tipin kayık? Falan. Tipin kayık evet. Şimdi dedi hani kulaklarınız dedi dikkatimi çekti dedi. Çok büyük dedi. Tamam mı? Allah Allah. Hmm. Şimdi evet benim kulaklarım çok büyük. Ben genelde saçlarımı kulaklarımın arkasına çok sokmam. Kepçe değil hmm. ama büyük. Oo, tamam. Dikkat Ve, etmemişim. Evet çünkü görmemişsindir sindirim de evet, da o tamam. yüzden. <laughs> dedi ki hocam dedi bir şey söyleyeceğim. Kulaklarınız büyük falan diye. Ben böyle bir hani böyle bir hafif böyle bir bozum çünkü hani bir şeyim de var ya oradan böyle hani çok Oo. büyük büyük hani ama bana hiç kimse kulakların çok hani dalga falan da geçilmedi. Ben kendimce olan bir şeyim. Evet dedim kulaklarım biraz büyük ne oldu falan böyle hani sordum. Dedi ki hocam dedi kulağı büyük olan insanlar dedi inanılmaz mücadeleci bir yapıya sahiplerdir dedi. Oo. Ben şöyle bir düşündüm. E, babam Afrika file kulaklarına sahip. <gülüyor> Hayat <gülüyor> hep mücadeleyle geçmiş. Aa, rahmetli annemin kulakları da çok büyüktü. Ee, hmm. Benim kulaklarım da büyük mesela. Ve hep hayatımızda böyle bakıyor. Evet herkes mücadele eder ama... Bizimkiler çok. Ben mesela hiç böyle hani... Oh be, çok rahat bir hayatım var. He, o hep mücadeleyle geldim. Nereye geldiysem, ne yaptıysam. Hmm. Bu benim çok ilgimi çekmiştir. Mücadeledince bunu çağrıştırdı. Bakayım senin kulaklarını bir. Küçük. Pardon şöyle. Beleşçi Çocuk... kulağı. <laughs> Bilmiyorum şimdi onunla da çok uzun zamandır görüşmüyoruz. Bir sorayım bakayım. Küçük kulaklar için ne diyormuş? Evet. Ilginç. Çok enteresan, çok ilgimi çekmişti. Çok ilginç gelmişti bana. Evet. Mücadele e, sanıyorum hani mü ekiyle ba bahsetmişimdir belki mü e, böyle bir Mümin Münhasır mümin, yani mümin mesela nereden geliyor imanlı iman mümin mü eki kişi eki oluyor genelde Peki mü mücadele Cedel e, o da hani ha, Cebelleşmek gibi mi e, Cedelleşmek galiba cebel zorluk demek galiba ya da dağ demek e, şu hmm. mesela Cebeli Tarık e, oradan geliyor. Cedel de bir tür mücadele işte cedel, cedelleşen herhalde mücadele eden. Mesela Aa. mü Evet evet mü eki. Diyelim ki işte muhasebe, hesap hani hesap yapan. Muhasebeci de hesap yapan kişi. Hesap yapan. Evet. Aa! Muhabir mesela muhabir. Yani haber. Mu, ve mü. mu ve mü. Mu ve mü. Haber haber getiren ya da haber veren Yapan. muhabir. Hı hı. mesela mühendis tabii hendese geometri demekmiş galiba. Geometriyle uğraşan mühendis. Aa peki muhbir ne? Bir kişi İh, e, ihbar eden. <laughs> ihbar, eden <laughs> i̇hbar eden. Muhbir ihbar eden. Ha evet ihbar eden. Hani ha. ya hebir. Hibir. hibir acaba Arapça mı bilemedim. Bilmem, ihbar eden gibi. Aa çok çok güzelmiş. Teşekkürler. Evet ben ben böyle çok meraklıydım buna. Bir evet, sürü evet. var. Hani bir sürü var böyle. Evet. Ee, biz seviyoruz aslında kelime şeylerini değil mi? Köklerini, hmm. kelimelerin orijinallerini veya nereden gelmişliklerini. Evet. Ee, mesela şey, e, mücevher. Cevher'den geliyor hani. Ha, kıymetli taş. Kıymetli taş. Aa, gibi, gibi, gibi gibi. Peki. <laughs> teşekkürler bu bilgi için. Valla yeni bir şey öğrendim yaşasın. Ee, rica ederim. Ee, hukukçu olunca bir de eski hukukçu. Tabii ki bu Osmanlıca ve eski kelimeler çokça geçiyordu kanunlarda bizde. Hem meraklıydım hem de e, orada geçince de öğrenmek durumundayız haliyle. Aa teşekkürler. Valla süper oldu. Ee, rica ederim. Şimdi şey e, mücadele deyince. Denir yani bedava peynir fare kaparında var. Doğru. Öyle olunca da aslında her şey için az ya da çok mücadele etmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Hayat zaten kendisi mücadele. Evet. Yani doğmak için daha ilk başta mücadele edip yarışmıyor muyuz? Evet. <laughs> diğer çocuklarla diğer rakiplerimizle. <laughs> hani, Kesinlikle. E, hani her şey mi doğduktan sonra büyüme çabası bir mücadele büyümek için mücadele ediyorsun. Evet. Yürümek yani, için. Yürümek için, koşmak için, konuşmak için. Evet, hayat hakikaten bir mücadele. Ama bazı insanlar da var ki. Mücadele etmekten hiç hoşlanmıyor. Bu yapısal bir şey diye ben düşünüyorum. E büyük ihtimal. Bunun bir mizaç olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Öğrenilmiş bir davranış biçimi olabilir. Bilmiyorum. Bunu belki bir uzmanın hani bence bu benim görüşüm. Hmm. Öğrenilmiş davranış olduğunu düşünmüyorum. Tamamen doğuştan mizacında var diye düşünüyorum insanların. Var mı hiç senin etrafında böyle? Çabuk pes eden bir aman üf ya hiç zorlayamayacağım kendini deyip pat diye bırakan yaptığı bir şeyi. İki türlü de var. Hemen pes eden de var. Ee, gerçekten hmm. pes etmeyip de e, çok büyük mücadeleler sergileyen ve sonunda da e, o neyse hedefi amacı ona da ulaşan insanlar da var. Evet. Her ikisi de var. Burada evet biraz mizaçtan gelebilir. Biraz da belki de rol model gibi olabilir. Bizim bir tanıdığımız mesela aileden gelen bir para vardı. Öyle olunca da babası da çok çalışmıyordu. Hani böyle evde çalışan bir anne baba figürü de yoktu. Hı hı. Öyle olunca o tanıdığımızın çocuğu da çok böyle mücadele içerisinde bir hayat geçirmiyor şu anda da. Hmm. İşte dedim ya. Yani hani e, tabii bunu bir uzmanına sormak gerekiyor. Hani ben mizaç olduğunu düşünüyorum ama sen şimdi böyle bir canlı örnekle karşıma gelince böyle bir şey söyleyince olabilir. Öğrenilmiş bir davranış şekli de olabilir. Ya bir yatkınlık vardır onun üzerine eklenmiştir. Hı hı. Olabilir. Aslında mücadeleci bir ruhla doğmuştur ama etrafında gördüğü herkes böyle yan gelip yatan o, olanla idare eden, bir çaba sarf etmeyen insanlardır. Öğrenilmiş çaresizlik gibi herhalde normali budur deyip oradan ilerlemiş de olabilir. Evet. O mücadele etme ruhunu köreltmiştir o zaman ya da yetisini veya isteğini. Hı -hı. Olabilir. Ben şu açıdan düşünmemiştim. Hani etrafımda öyle bir örnek çok yok galiba. Yani ona hiç kafa yormadım da. Hı -hı. Hani hep diyoruz ya aslında konumuz evet mücadele çok e, önemli bir şey ama hani şunu ben sormak istiyorum. Hep diyoruz mesela bir örnek vereyim. Kilo vermek istiyorum. Hı hı. Gerek kilo vermem gerek demiyorum. O başka bir şey. Hı, hı. İstiyorum. Ama nokta nokta nokta. Hı hı. Peki işte bu buradan çıkmıştı asıl. Buna biraz ben kafa yormuştum. Kendimle de hani e, mücadele evet ediyorum. Sürekli her şeyle mücadele ettiğim tabii ki doğru değil. Öyle bir dünya yok. E, pes ettiğim zamanlarda oluyor ama Daha çok bahane uyduruyorum Kilo Hı. vermek istiyorum ama Ama dediğin Verememenin gerekçelerini mi sıralamış Oluyorsun Yani evet ya da hadi amayı kaldıralım Kilo vermek istiyorum ha, Çok güzel Düzgün bir işim olsun istiyorum Hı. Harika Herkes çok başarılı olmak istiyorum Okey Peki bunun için ne yapıyorsun Bunun için ne yapıyorsun Mücadele yeterince mücadele ediyor musun? Hı. Aslında konumuz, hani onu biraz irdelemek istemiştim, istiyorum. Hı. Şey gibi gereğini yapıyor musun? Evet ya ama işte gereğine işte mücadeleyle oluyor yani. Bir gayret, bir Hı. mücadele. Yan gel yat Osman. Ben Hı. kilo vereyim. Her yer Hı. bostan yok öyle bir dünya. Yiyip içmeye devam edeyim ama kilo vereyim nasıl olacaksa. Evet. Evet kilo vermek kolay bir şey değil. Yani almak çok kolay denir ya işte yediğim bir şey ağzında işte 30 saniye midede bilmem <laughs> 3 saat <Değil> kalçada <laughs> 3 yıl duruyor. Ömür falan. boyu. <gülüyor> <gülüyor> e, onun gibi verilebilir mi? Verilir elbette. E, Hı -hı. Verebilen var mı? Elbette var. E, Hı -hı. Bunun için sanıyorum e, bizi ne motive ederse e, Belki sonunda bir ödülemi bağlamak, başarma duygusu mu, işte senin meşhur hormonlardan birkaçını salgılatmak mı? Gereğini yapmak için var mıyız, hazır mıyız? Yoksa sabah uyandığımızda fit bir kiloyla kalkmayacağımız belli. Evet, sen şimdi hormonlar dedin muhteşem bir noktaya. Eyvah gerek, Gene mi Barnak baş ya. bak Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ben eyvah, bu konunun eyvah. uzmanı değilim. Sadece çok ilgilendiğim için. Ama Güzel şeyler başlattın. öğreniyorum senden. Güzel şeyler Estağfurullah. Sen başlattın. Ben tamam, et, tamam ettirmek, devam ettirmek <laughs> durumunda gibi hissediyorum. Bir sorumluluk hissediyorum üstümde dinleyenlerimize karşı. <laughs> şimdi diyelim ki hadi en, en, en kolay kolu, kilo, konu kilo vermek istiyorum. Aslında bu istiyorum dediğimizde hedefimizi koymuş oluyoruz. Doğru mu? Hedef ne kilo vermek? <laughs> Bunu da zaten bir bölümde yani bu hedef koymada nasıl hedef koyu bu smart yöntemiyle anlatmıştık. Hmm. Dinleyenlerimiz dönüp o bölüme bakabilirler. Bir de motivasyonla ilgili bir bölüm çekmiştik. Oraya da dinleyebilirler. Hmm. Fakat burada şöyle bir şey var. Her yaptığımız bir uğraş sonucu kendimize ödül verelim diyoruz. Hmm. Fakat bu ödül verdiğimizde ne oluyor o meşhur hormon? Dopamin salgılanmaya başlıyor. Hı. Fakat her seferinde bu dopamin salgılandığı zaman bunun etkisi bir sonraki kendine koyduğun ödülde azalıyor. Şöyle bir Hı. örnek vereceğim. Stanford Üniversitesi'nde küçücük çocukları toplamışlar. O üniversite adı da veriyor bak, Aa, bak, bak. tabii ki bir araştırma sonucu. Ben İsviçreli de daha... bilim adamları değil yani artık. Değil bu sefer Amerikan yalılar Amerikan ee, Şöyle bir araştırma yapmışlar. Küçük çocukları toplamışlar. 3-4-5 yaş grubu galiba tam hatırlamıyorum. Ama küçük. Demişler ki hı hı. hani hepsi ne demişler? Resim yapın. Önlerine böyle boya kağıtları, kalemler, elma çeşit renkler falan. Hepsi böyle isteyerek, severek resim yapmışlar. Hı hı. Bir süre sonra demişler ki tekrar toplamışlar. Hadi şimdi tekrar resim yapın. Çocuklar resim yaptıktan sonra hepsine birer tane ödül vermişler. Çok hı. basit bir şu yapış sticker diyorlar ya yapıştır yapışkan diyor. Evet. Yıldız, yıldız kağıdını yapıştırıyor. Hı hı. Bunu vermişler. Onlar için bu bir ödül. Hı. Fakat çocuklara tekrar resim yapın dediklerinde bir süre sonra böyle gene aradan biraz zaman geçtikten sonra çocuklar severek ister çok sever çocuklar hani resim yapmayı, boyamayı. Hı hı. Severek ve isteyerek yaptıkları aktiviteyi yapmakta zorlanmışlar. Aa neden ki? Çünkü sonunda çünkü İlk aldıkları ödülde dopamin salgılanıyor. Fakat zaman içerisinde dopaminin etkileri azaldığı için ve gene aynı aktivitenin sonunda bir ödül alacaklarını bildikleri için Oo. içlerinden o işi yapmak gelmiyor. Çünkü sonunda ne olduğunu biliyorlar. Oo. Mantıklı geldi mi bu sana? İlginç. Dopamin böyle bir şey. Fakat uz evet uzmanlar da şunu diyorlar. Eğer sen Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım lütfen sürücü lisan olursa affola. Eğer, diyorlar ki siz hedefe değil o hedefe ulaşmak için harcadığınız gayret ve çaba içerisinde olduğunuzu fark ederek yaptığınız zaman dopamin salgılanması asla durmuyor hedefe ulaşana kadar. <laughs> ve bir sonraki hedef yani... Hani diyorsun ki kilo vermek istiyorum. Evet ya çok zor bir süreç. İşte diyet yapmam gerek, spor yapacağım. Çok uzun bir süreç. Hı -hı. Dediğin zaman zaten hani biliyorsun sonucunu. Dopamin düşüyor, dopamin seviyen evet. de düşüyor. Ama şunu diyebilirsen eğer çok iyi geliyormuş. Evet çok zor bir süreç. Ben bunun farkındayım. Fakat ben bu ödülü ulaşmak için harcadığım çaba ve gayrete daha da aşığım. Hmm. Seviyorum. Bu hedefe ulaşmak için harcadığım, hedefe ulaşmak için harcadığım gayreti severek yapıyorum ve isteyerek yapıyorum. Bu bir beyni kandırmaca. Hmm. Öyle olduğunda o hedefe ulaşacağın gayret ve çabayı daha keyifle yapıyorsun ve daha güzel bir şekilde ulaşıyorsun. Nasıl? Güzelmiş. Şeye benzettim biraz. İşte yeni bir telefon almak istiyorsun. Aslında heyecan duyuyorsun vesaire. Ha. İşte ha. para biriktiriyorsun. sonunda alıyorsun ama aldıktan bir iki gün sonra o bir kenarda duruyor öyle. Bütün şeyin evet. geçti. Evet. Sadece hedefe odaklanırsan. Oysa evet. hani o süreç giden yol Aha. çok daha keyifli olabiliyor demek ki. Bu işte, ama çok çok güzel bir örnek verdin gene. Şimdi neden insanlar mutsuz Birçoğumuz her istediğimize ulaşabiliyoruz artık. Hmm. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ama eskiden mesela bayramlıklara dönecek olalım, her hafta sonu atıyorum, her ay, 3 ayda bir yeni ayakkabı alamıyorduk. Evet. Ve onun için bir çaba ve bir gayret gerekiyordu. Para hmm. biriktiriyorduk, harçlık biriktiriyorduk. Annemize babamıza yalvarıyorduk Bekliyordu. Yani ne olursun diyorduk, bekliyorduk. Başka o bir süreçti. Ve biz bu süreci o kadar böyle hissederek ve severek yaşıyorduk ki o ayakkabıyı aldığımızdaki vücudumuzun salgıladığı beynimizin dopamin çok uzun süre bizi mutlu ediyordu. Hmm. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Kilo vermek istiyorum, zor iş. Of kim kalkacak sabah spor yap? Yok kahvaltıda yarım kibrit kutusu ya yarım kibrit. <laughs> İyice insafsız kutu. oldun ya Eskiden bir, bir kibrit kutusu değil miydi o Yarım kibrit bir, kutusu Bir kibrit kutusu Kibrit çöpü şeklinde <laughs> Kibrit çöpünün ucu Şeklindeki <laughs> peynirin Kırıntısını aldıktan sonra falan. Hayır yani bu süreç güzel bir süreç Ve ben bu süreci seviyorum Ve ben bu süreç için yani bu Sonundaki hedefime ulaşmak için Ettiğim mücadeleyi seviyorum Beynimizi kandırıyoruz bu şekilde e kendimize yalan söylüyoruz ama beynimizi kandırıyoruz. Güzelmiş. Ve o zaman işte mücadele ruhu, işte bu dopaminin daha hızlı salgılanması, onunla bir, bir ilgili başka birçok hormonu, evet, doğru, böyle bir kandırmaca. Burada iki örnek vermek istiyorum. Evet. Ee, bir eğitimde Tulumba eskinin Tulumbasını bilir misin nasıl bir şey olduğunu? Bilmem mi? Oradan bahçede oynayıp oynayıp başımıza su dökerdik. Hı hmm. Biz de ağaçları sulardık. Ne yaramazmışsınız? Siz <laughs> altı kuzen bir araya, dokuz kuzen bir araya gelince öyle yapıyorduk. evet. <laughs> Tulumba özellikle bir süre kullanılmayınca içindeki su aşağı doğru gider, böyle evet. boşa çekmiş olursun. Şimdi evet. e, o eğitim veren kişi yabancıydı. Dedi ki işte Amerika'da bir yerden bir yere gidiyorduk. Böyle, böyle bazı çölden geçen şeyler de olur ya uzun yollar böyle filmlerde görürüz. Hı -hı. Susuz kalmışlar. Böyle bir terk edilmiş bir çiftliğin e, çiftlik bulmuşlar. Acaba burada bir su falan var mıdır bir içelim ya da hani susuzlar ölecekler. Tulumba buluyorlar bir tane. Başlıyorlar Hı -hı. çekmeye böyle. Basıyor 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 hiç şey yok Su falan gelmiyor. Arkadaşı diyor ki, ben bir yerde görmüştüm diyor. Üstten biraz su koymak gerekiyormuş diyor. Hani ha. su koyunca oradaki şey keçesi veya kösele gibi şey vardır işte, Contası diyelim ki o ıslanır ha. ve su dolar. Dolayısıyla da emmeye başlar içeriden hani Emme basma tulumba denir onlara. Bir tane böyle bir oradaki bir, kötü bir su birikintisinden bir su buluyorlar. Oraya bir biraz su döküyorlar ve çekmeye başladılar. Diyor ki birincisi diyor hiçbir şey beleş olmuyor hani bir şey verip daha fazlasını almayı umabilirsin. Şimdi biz buraya biraz evet. su koyarsak su alacağız. Su koymazsak Doğru. su alamayacağız. Birincisi bu. İkincisi de farz et ki çektin 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 yok ya buradan su çıkmıyor diye bıraktın. Aslında Hı. görmüyorsun ama belki de su o kadar yükseldi ki borudan üç kere daha çeksen su çıkacak. Evet. ama sen bıraktın hani mücadeleyi evet. bıraktın hayır diyor evet. devam hani devam evet. mücadeleye bu bana çok evet. ilginç gelmiş yani iki mesaj anlamında da ilginç gelmişti hem e, bir şey vererek bir şey almayı ummak mutlaka çok alırsın güzel. değil ama bir de vazgeçmemek hatta şey vardı böyle bir adam maden gibi bir şeyi kazıyor Hı. vazgeçiyor. Aslında röntgen gibi yandan gözüküyor. Birkaç kazma daha vursa işte altın var, elmas var orada. hani hı Ama hı, ya hı. yok buradan bir şey çıkmadı çıkmayacak diye bırakıyor. Evet, bir evet. örneğim bu. Evet. Diğer örneğim Çok... de bugün hep Amerika'dan ilerliyoruz ya. Stanford muydu? Neydi o üniversite? Stanford. Tamam. Evet. Emekli bir albay Güzel bir yemek yapıyormuş, böyle bir e, özel bir tarifle bir yemek yapıyormuş. Ya diyor, acaba ben bu e, tarifi, bu menüyü satabilir miyim acaba bir restorana? Hani ben bu tarifi satayım, onlar da bundan yaptıkları e, sürece bana bir, bir cent, on cent neyse bir para versinler. Gidiyor bir restorana, bulunduğu şehirde, anlatıyor, ilgilenmiyorlar. Peki diyor, başka bir restorana gidiyor gene ilgilenmiyorlar peki diyor başkasına gidiyor falan her birisinde kaydını tutmuş i̇şte birinci restorana gittim beşinciye gittim sekizinciye neyse o şehirdekiler bitiyor yandaki hı hı. Şey, bir öbür şehre gidiyor tekrar anlatıyor hı hı. kaç tane gittiyse hepsini yine kaydını tutuyor o şehir bitiyor başka şehri o eyalet bitiyor başka eyalete rakamı yanlış hatırlamıyorsam 1019 on restorana geliyor 1019 of. bak rakamın büyüklüğüne of. bak. Hani ben de vazgeçmiştim. Of. Ya evet. bu olmaz bu falan diye bir de varsayımda bulunuruz evet. ya. Evet. Yok. Evet, evet. Nasıl hani, olsa olmayacak. Evet. Üçü üçü hayır demişse sanki 33'ü de hayır diyecek. Belki dördüncüsü evet diyecek. Ben bunu hani evet. iş arama sürecindeki şeyde de bahsetmiştim. Doğru. Bir, birkaç yere CV gönderdin ya almıyorlar. Belki bir başkası seni bekliyor şu anda hani. Vazgeçmeyin evet. Deriz. Evet. E, 1019. restoran diyor ki ya çok ilginç bir fikir yap bakalım bunu diyor. Yapıyorlar işte deniyorlar yiyorlar falan çok iyi diyor tamam. Biz senden bu menüyü satın alıyoruz bu tarifi. Her ürünün de e, üründen de sana bir şey vereceğiz. Pay vereceğiz. <laughs> Adamın adı Albay Sanders. Evet. Kentucky Fried Chicken böyle doğuyor. Evet, doğru. KFC o logodaki keçi sakallı amca, bu amca. Evet. evet. Yani mücadelenin evet. büyüklüğüne bakar mısın ya? Evet. Vazgeçseydi hiç bizde öyle bir sağlıksız şey, sağlıksız şeyi yemeyecektik. Yemeyecektik. Hep o, acaba vaz mı kendisiydi? o Sanders yüzünden. <laughs> Abicim vazgeç işte ya. ne, ne, ne ispatlamaya çalışıyorsun? Yani 1019 neye ne ya? Kastırıyorsun? Niye yani kasıyorsun bu mi? kadar ya? Deli misin? <gülüyor> <gülüyor> Diğer emekli <laughs> albaylar gibi git şeyde kulüpte bir iç oyna yani. Git bir iç git Florida'ya yerleş. Ya, yani emekliler yani, bu arada yani, yani yani Florida'ya de... yerleşiyorlar. Git, ha. git sıcak güneş tamam ha. evet fırtınalar. şey ülkesi ama yani hortum mortum olsun, olsun. Insan, şey ülkesi diyorum ee, şehri ya da eyalete... ...olsun yerleş. <laughs> Çok iyi ya. Ee, evet ya mü mücadele şart. Ee, bizim tek... ...amacımız var o da hayatta kalmak. <laughs> evet. Hani bilinçaltımızda olsa ürememiz de bu sebepten. Hani. Evet. E hayatta kalmak. Ee, bizim... Nasıl dedi? Şeyimizde o var. Öyle doğamızda o, o, o var. Doğamızda teşekkür ediyorum. Doğamızda o var. Ama işte dediğin gibi, hani evet şunu bunu istiyorum. Ama bunun için ne kadar mücadele ediyoruz? Evet. İstemek çok kolay. Çok kolay. Bunu farkında da değiliz sen söylerken bence. o vermek istiyorum. Bir de arkasında dediğin gibi konuşmamızda ama veya benim de dediğim gibi ama eklediğimiz zaman arkasından bahane, bahane, bahane. Ya bahane yaratmak o kadar kolay ki. Yok. Çok kolay. Hiçbir faydası yok. Önemli tabii. olan hiçbir faydası yok. Şikayetleniyorsun ama 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 ne? Ama ne? Süper. Vaktin mi yok? Vakit ha, yarat. Hiç. Süper aklı çıksan ne olacak? Evet bazı şeyler için belki çok hani yüksek me meblalar mesela nakit hani gerekiyor olabilir hmm. sallıyorum işte bir. E, estetik ameliyat geçirmek istiyor falan ama hani Hı -hı. E, ama eğer çok istiyorsan onun da bir yöntemini bulabilirsin. Evet. Bir kere önce bir çok gerekli mi onun da onu, onu bu, da biliyorsun var. bu estetik evet. estetik konusunda ben biraz e, sertim. <laughs> e, dolayısıyla ama mücadele etmeden olmuyor İstemek kolay ama yapmak zor. zor. Yöntemini bul evet. ve bulduğun zamanda... veya o işe başladığında işte demin anlattığımız gibi dopamin salgılamak için Süreçte ve geçi, harcadığın gayrete aşık olarak ve severek yap. Evet. İstiyorum ben bu süreci yaşamayı. Seviyorum ben bu süreci yaşamayı, gayreti sarf etmeyi. Çok bu da, da çok da keyifli oluyor hani bir uzun bir mücadeleden sonra bir şey elde etmiş olmak da çok da keyifli evet. oluyor. Evet. şimdi her şeye çok kolay ulaşıyoruz. Her şeye çok kolay ulaşıyoruz evet. Bilgiye de e, ne bileyim istediğimiz hemen hemen her şeyi hani evet. hani çok şükür. Ee, ama mutluluğumuz da gittikçe azalıyor işte bu dopamin arkadaşımız yüzünden. <laughs> hemen ulaşabildiğimiz için. Doğru. Erken olduğu Süreci için hiçe kolay sayıyoruz. Için. Sü evet, süreç çok kolay. Ee, mücadele etmeyi de bırakıyoruz. Maalesef hemen pes ediyoruz. Dediğin gibi o su emme basma tulumba örneğinde olduğu gibi. Mücadele e, mücadele etmekten de vazgeçmeyelim. Çevremize de bu anlamda da bir olumlu örnek olur da. Evet. Evet, doğru söz. Olumlu örnek olalım. Hatta gayretlendirelim. Hı, hı. Çevremizdekileri. Çevremizdekileri de gayretlendirelim. Değil mi? Böyle bir ufaktan ufaktan. ufak yapabilirsin bir diyelim kalkıyorum. hani. Cesaretlendirelim. Cesaretlendirelim. Yapabilirsin evet. diyelim. Dene diyelim. Evet. Güzel olur. Evet. Peki. Benden bu kadar. Senden var mı başka? Başkaca yok. Harikaydı. Bayramdan sonra yine buradayız, değil mi? Bayramdan sonra evet yine buradayız. <laughs> yok hani <laughs> mücadeleye devam kayıtları bırakmıyoruz. Yok yok devam 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 devam, devam edeceğiz <laughs> devam edeceğiz ben devam. böyle bir anlayamadım burada mıyız derken <laughs> Ya ben bayramda burada değilim ben aa, Ankara dışında olacağım. <laughs> Alo o, burada mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Peki o zaman toparlıyoruz, kapatıyoruz. Hı hı. Tekrar sizlere çok mutlu, iyi, huzurlu, keyif dolu bir bayram diliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bizleri takip edin, mesaj atın, sevdiklerinizle paylaşın. Cesaretlendirin onları bizim podcasti dinlemeleri için. Instagram adresimiz organik... Instagram at Organik Beyinler Podcast. e posta adresimiz at gmail.com. Kendi web adresimiz de organikbeyinler.net. Bildiğiniz gibi her platformda varız zaten. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.